Hadi bakalım öyle adam. Şu Şahin Göz ve Rusyalı ile olan hikayeni ufaktan anlatmaya başlasam biz artık. 2008'de çalışmak için Rusya'ya gitmiştim. İşler yolunda gitmeyince ufak bir çeteye girip uyuşturucu kuryeliğine başladım. Ama bir süre sonra bunların ufak bir çeteden ibaret olmadığını anladım. Uyuşturucudan insan ticaretine, silahtan nükleer madde kaçakçılığına kadar her işi yapan bir Rus mafyasının koluydular. O kadarını az çok biliyoruz. Bu Rusyalı niye peşine düştü senin? Korkmaya başlamıştım çünkü. Rusya'da oranın FBI gibi çalışan Rus Federal Güvenlik Teşkilatı var. FSB. Bizi yakın takibe almışlardı. Her an yakalanabilirdim yani. Ben de çareyi 2011'de Türkiye'ye kaçmakta buldum. Fakat bu Rusyalı arkamdan adamlarını gönderdi. Eğer örgüt birinin ipini çektiyse ona ölü adam denir. Bana da öyle demeye başlamışlardı. FSB beni bulur konuşurum diye korkmuş Rusyalı. Tam infaz edeceklerken iki adam çıkıp infazcılarımı öldürdü. Bizi Şahin Göz gönderdi dediler. Hani sizin şu tanıdığınız Şahin Göz. Ya yok be, biz de tanımıyoruz ki Şahin Göz'ü. Pek bir utangaçtır, yüzünü göstermedi bize Teres. Hı, aynen öyle ya. Yani o bizi buldu desek daha doğru olur. Sen hiç karşılaştın mı Şahin Göz'le? Yok. Ama bir kere telefonla konuştu. Bana hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi. Seni bir yere yerleştirip orada saklanmanı sağlayacağım dedi. Hayırsever iş adamı ha? Bu Şahin Göz gittikçe enteresanlaşmaya başlıyor ha. Neyse abicim, konuyu dağıtmadım şimdi. Biz bu Rusyalı'yı nasıl buluruz birader? Bir söylesene bize. O istemedikçe ona ulaşamazsınız. Ama geçenlerde bir kaynağım Polonezköy'de bir barı mı, birhanesi mi ne varmış. Bazı adamları oraya takılıyormuş. Türkiye'deki yapılanma için adam falan topluyorlarmış, öyle dedi. Adam falan topluyorlarmış ha? Şu mekanın tam adresini versen de biz bir gidip baksak içki ruhsatları var mı yok mu diye. Bence bu işi fazla kurcalıyorsunuz. Rusyalı öyle bulaşmak isteyeceğiniz tiplerden değildir. Hayatınıza biraz değer veriyorsanız bence bu işin peşini bırakın. Hepimizin sonu kara toprak. Biz sadece biz oraya girmeden önce yanımızda birkaç deyyusu daha götürmek için acele ediyoruz. Peki. Bari çatışmaya girmeden bir şeyler öğrenmeyi deneyeyim. Ya aslında olabilir. Şey dedin değil mi? Adam topluyorlarmış. Ama öyle ergeleni almazlar. Benim zamanımda bu işler için kullandığımız bir parola vardı. Parola bu şeydeki gibi. Askerdeki gibi. Ne? Örgüt içinden birini tanımıyorsan örgüte asla alınmazsın. Gelen kişi Rus meşelerine marangoz arıyormuşsunuz derdi. Biz de onun örgütten birini tanıdığını ve örgüte girmek istediğini anlardık bu şekilde. Her şey gibi. Referans gibi değil mi? Öyle de denebilir. Rus meşelerine marangoz arıyormuşsunuz. Beyler, ne dersiniz? Şu Rusyalı'nın örgütüne girelim mi? Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.